arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün koca başlı erişte pişireceğim. Burada da havuçlu var. Ondan sonra tencereye suyu koydum arkadaşlar. Suyum kaynadı. Ecikte tuz atacağım. Tuzunu ilave ettim arkadaşlar bu arada. Şöyle arkadaşlar bir damlada yağ koydum. Bu koca başlıydı. Bu da havuçluydu değil mi? Aynen. Arkadaşlar tereyağıyla paket yağı bu da karıştırdım. Şunu da etik şöyle kızım tuz atsa serpeledim. Şimdi tuzunu da buna koydun mu kızım? Koydum. Ondan sonra karışık olan havuçluyla arkadaşlar fazla geri saldım bu. Sanki havuçluya az koymuşsun da pancarlı çok koymuşsun gibi mi geldi? Havuçluya az kestim. Havuç yoğurdu o zaman evde. Onun için az kestim kızım. Anladım. Şimdi kızım ikisini böylece kızım suyumun içine güzelce ne ilave ettim mi yavrum? Koy şunu da koyayım. Kaşıkları ekmeksiz zaten yok. Bu arada buram buram kekik döküyorum. Bu arada da hemen arkadaşlar cacık yaptım. Sirkeli, sarımsaklı, kekikli kendimize cacığıyla yiyecek. Şöylece kızım. Oo. Arkadaşlar bir 10-15 dakika hemen pişince süzerken konuşak kızım, tamam mı yavrum? Mis gibi de oldu. Çok güzel oldu. Misler gibi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yani sizler ıspanakla yapabilirsiniz. Benim elimde pancar yaprağı olduğu için o arada arkadaşlar ben onunla yaptım. Havuçla gerçekten ayrı ayrı da pişirebilirsiniz. Arkadaşlar pişti şimdi kızım. Onu pişirdim mi? Şu tavayı ocağa koydum. Diğer köşeye al istersen anneciğim. Kendine yakma, dikkat et. Şimdi kızım hemen. Oh mis gibi oldu. Arkadaşlar bu arada tereyağıyla paket yağı güzeldi salamızda. Şimdi yavrum. Üf, mis gibi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle güzel gene suya tutuyorum. Suya deliler genellikle tutulmaz. Deliler de ben şöyle de bir suya tuttum anneciğim. Yeniden tekrar buna koyacağım ya yavrum. Şimdi yeniden bunu şöyle bir su gezdiriyorum. Aa! Şöyle. Ooo! Arkadaşlar gerçekten harika. Mis gibi. Şöyle arkadaşlar biraz suyunu şöyle serpeleyeceğim. Suyu aksın. O arada da yağma götüreceğim. Götürüyorum. Yağma. Arkadaşlar. Şimdi kızım bunu şöylece hemen koydum yavrum. İstiri yardımıyla arkadaşlar bazen kucan diyana sesin çıkmıyor diyor. Kusura bakmayın. Şimdi yavrum borcana böyle tereyağımı yaktık mı kızıyorum. Tabii ki. Güzelcene. Bu iyice bir kızarsın yavrum. Tamam kızım. Arkadaşlar tereyağının iyice kızarması lazım. Aynen. Biliyorsunuz. Bu arada çok aynen güzel gözüküyor. Renk bir o kadar aynen güzel olduğu gibi. Çok da o kadar güzel. Şimdi tereyağını yağınca tereyağını birleştireceğim arkadaşlar. Tereyağını iyice şöyle şu şekil. Arkadaşlar şeyin yağını dolgun. Yağdan kaçınmayın. Böyle yapacağım. Çünkü bunun amacı zaten tereyağlı yenmesi. Aynen aynen. Bu arada arkadaşlar içine dilerseniz tulum peyniri koyabilirler. Çok güzel oluyor ayrıca. Koyabilirsiniz. Bizim elimizde şu anda tulum peyniri yok. Tulum peyniriyle çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Şeyde kendileri neydi onun adı öbür. Ooo nasıl köpürdü. Köpürdü kızım. Bu hakiki yağ işte kızım. Doğal yağ böyle köpürür kızım. Çok güzel gözüküyor. Aynen şöylece. Arkadaşlar şu şekil. Şunu da şöyle katayım. Boşa gitmesin. Boşa gitmesin. Hiç denmesin. Değil mi kızım? Bol yağlı. Güzelce. Aynen. Eriştemizi. Bu arada buna pancar yapraklı ve havuçlu erişte deniliyor. Annem daha doğrusu. Ispanağla da dediğim gibi yapabilirler. Ben elimde pancar yaprağı olduğu için kızım o şekil yaptım. Arkadaşlar bu arada da şimdi cacığına yiyecek. Değil mi kızım? Cacıkları gösterdin mi yavrum?
zeytinyağlı. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Umarım eriştemi, pancar yapraklı eriştemi güzelce ne, ondan sonra havuçlu, yanında da cacık tereyağlı beğenirsiniz. Ben en kalın diyeyim. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hatice'nin bu dünyasına. Arkadaşlar abone. Hatice'nin dünyası bu kanalın ismi. Annem unutuyor bir sırada, o yüzden söyleyeyim dedim ben. Ona abone olursanız, bana destek verirseniz sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum.